Tümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golbağa.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Transfer sezonunun sonlarına yaklaştığımız şu günlerde sabah 10.30'da izlemeniz için size geceden yine bir e, video bırakıyorum diyeyim. Çünkü bu video değil bana göre. Bana göre bu çok güzel bir duyumlar silsilesi. Güzel bir eleştiri aldım diyor ki kardeşimiz hocam diyor önemli olduğunda diyor hemen geçiyorsun diyor üstünde biraz durman lazım diyor. O kardeşimiz ve diğer bütün kardeşlerimiz için bir şey belirteyim. Bizim yıllardır taktiğimiz, taktiğimiz bu. Önemli bir duyum olduğu zaman onu hemen geçiyorum. Yani bir kere söyleyip geçiyorum. Çünkü bu kanalda onar lira aylık ücret verip duyumlara anında e, ulaşabilen arkadaşlar var. Aynı zamanda abone arkadaşlara da duyumları veriyoruz ama abone arkadaşlara hafif şifreli. Yani reklam tıklamasına göre, beğeni sayısının artmasına göre, izlenme sayısının artmasına göre açık açık veriyoruz. Mesela son günlerde açık açık veriyoruz. Çünkü maşallah katkınız, desteğiniz çok yüksek. Abone sayısı çok yüksek. Yarın maça kadar da inşallah 25.900 aboneye ulaşırız. Şu an için benim Sayacıma göre 25.858 kişi var. Yani yaklaşık 42 kişi. Ama garanti olsun yaklaşık 50 kişi geldiği zaman bu iş bitiyor. Estupinan coştu. Hull City kazandı. İngiltere Şampiyonluğu 6. hafta mücadelesinde Hull City sahasında Coventry'i 3-2 yendi. Hocam bize ne? Olur mu lan bize ne? sev ne demek bize ne? Sen ev, evine gelen misafire sen böyle mi davranıyorsun? Sen, sen böyle mi davranıyorsun? Sen bak bir, bir, adamı adam hasta etme bak getir be, be, beni, beni, beni o getirme. Yani evinden bulup adresinden bulup alırım seni bak. Tevbesef. Ayaksız da size bir daha bu kanalda video izlettirmem. Tevbesefler. Neyse biz Hal City'ye geçelim. Hull City 3-2 kazandı. Kardeş takım sayılır lan bu. Lan be, be, beni Silivri'de bunlar ziyaret etti. Sizin haberiniz yok. Ha! Sizin haberiniz yok. Oğlum UEFA çatılacak dedim. Hull City de çatılacak. Süper şeye çıkacak. Premier Liga e çıkacak. Premier Liga e çıkacak. Ya çıkacak arkadaş ya. Neyse 11 42 56. dakikalarda Estupinan kaydetmiş golleri de. Yani hat yapmış arkadaşlar. E, konuk ekibin golleri de Gadın'dan gelmiş. Goden, Gadın. Bu arada Fener e, Süper Lig'den transferler Ozan, Tufan, Allah Yar, Doğukan, Sinik sakatlıkları sebebiyle üçü birden forma giyememiş. Acun Ilıcalı'nın takımı iki maç aradan sonra galibiyeti başarmış ve 11 puana yükselmiş. Kevin 1 bir puanda kalmış. Bir sonraki hafta Hull City QPR ile karşılaşacak. Queen's Park Rangers takım ismine bak. Bizde ne? Galatasaray. Ya adamla ne güzel isim koyuyorlar. Ne olacaktı hocam? Queens Park Galatasaray mı olacaktı? İyi. <laughs> ya şaka, şaka yapıyorum. Takılıyorum. Şey yapmayın. Bu arada Estupinan 6 maç 7 gol 1 asist. Ben bu arkadaşı çok övdüğümde ya bırak hocam neyin övüyorsun? Alt lig topçusu demişler de. Bu eleman seneye Premier Lig bile yapabilir demiştim. Ee, yapar da bu işte. Hocam bizlik ne durumu? Arkadaşlar bizlik durumu şu. Şota ...transferi resmi olarak açıklamış. hal Teknik Direktörü... ...Şota Arvaletse... ...Country Match'in ardından... ...açıklamalarda bulunmuş. Bize alakadar eden kısmı şu. 72 saat içinde... ...iki transfer geleceğini... ...bunlardan birinin de... ...Dimitris Pelkas olacağını söylemiş. Bir ek bilgim var. Bakın önemli bilgileri... ...bir kez söyleyip geçiyorum. Dikkatlice dinleyin. Ee, ne diyor? Halil Dervişoğlu'nun adını vermemiş. Hem Halil Dervişoğlu hem Pelkas alması... ...gündemdeymiş. Demiş ki evet Pelkas'ı bekliyorum... Ama diğer transfer için bir şey söyleyemem ancak kanatlarda ve forvette forma giyebilecek bir olacak demiş. Ee, eğer giderse Pelkas üçüncü isim olacakmış. Yani bonservisiyle giderse üçüncü isim olacakmış. Ben normalde bonservisiyle biliyordum ama birçok arkadaşımız kiralık diyordu. Bakalım nasıl gidecek? İnşallah bonservisiyle gider. Hani kiralık miralık uğraşmayız. Ee, yani... Bak mesela söyledim, bir kere söyledim, geçmem lazım. Ama üstüne basarak söyleyeyim, Yani bunun servisiyle gideceğine dair duyumlar var bana. Anladınız mı? Yani olay bu. Niye bir kere söyleyip geçiyorsun demeyin böyle. Ha hocam sen böyle dediğim gibi hani üstüne basarak yaparsan da ee, daha şey olur, ne derler onun adına, daha etkili olur, daha çok takipçin olur derseniz ona da bir şey diyemem, sizi kırmayayım. Yere göğe sığdıramadıkları Ren takımı taraftarımızın Lens'e yenilmiş 2-1. Joromain Lens 2, Ren 1 ve Ren bu sonuçların ardından hala 4 puanda kalıp 11. sıradaki yerini almış. Fransa Ligi'nde ee, burada Fransa Lig 1 Fransa Lig 1 puan durumu yazalım. Merak ettim. Bu arada Lens 4 maçta 3 galibiyet bir beraberlik almış. Şey nerede? Ren 11. sırada. 4 maçta sadece 4 puanı var arkadaşlar. Oo olur mu hocam? Çok iyi takım o ya. Yapma etme sen futboldan anlamıyorsun. Bu arada 10 kişi falan da kalmamış ha. Haberiniz olsun. Ben şeyi merak ettim. Lens transfer market herhalde onlar da 750 bin euro falan şey 750 milyon euro falandır. Değil. 126.4 milyon euro. Demek ki 126 milyon euroluk takımda sizin e, o müthiş takımınızı yenebiliyor. E, yeter ki doğru futbol, doğru strateji, doğru oyun oyna. Değil mi? Evet. Sıradaki haberimize geçelim. Neden de konuştuk. İstanbul Spor, Alanya Spor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek 17 yıl sonra Süper süperlikte hem ilk golünü atmış hem ilk galibiyetini almış şimdi bunu bazı arkadaşlar şey zannetmesin. Hocam 17 yıldır hiç galip gelememiştim. 17 yıldır süperlikte yoklar. <laughs> yani e, böyle bir durum var. 17 yıldır süperlikte yoklar. Ha bizim açımızdan da şöyle bir olay var. Açık söyleyeyim. İstanbul Spor'un ben hiçbir takımı yenebileceğine ihtimal vermiyordum. Ama dedim ki yani çok sürpriz bir transfer yaparlar. Belki. Hani Hatta birkaç değil. 5-6 transfer yapmaları lazım. Yoksa aksi takdirde çok büyük sıkıntı yaşarlar dedim. 87'de Alanya Spor, Kabayaslan gol kaçırmış. Yani e, İstanbul Spor'un golünü atan oyuncu düşünün yani e, 6-7 ay kulüpsüzmüş. Sadece Makedon Ligi'nde oynaymış futbolcu. Balon Etemi Kuzey Makedonya'nın bir kez formasını giymiş. Daha 24 yaşındaki futbolcu. Ee, yani 6 Ocak'tan beri takımlarındaymış. Ama etkisi var. Yeni transferleri de var arkadaşlar. Kırmızı kart yemişler bir de. Yine Arnavutluk. Arnavut bir futbolcuları var. O kırmızı kart yemiş. Anderlecht'ten almışlar. Ee, geçtiğimiz sezon. Ama Daniel Kandeyaş'ta penaltı kaçırmış. Alanya Spor'da. Ve İstanbul Spor Alanya Spor'u 1-0 yemiş. Hem de 10 kişi kalmasına rağmen. Ama arkadaşlar şark kurnazlığı yapmayın. 87'deymiş. Adana Demir Spor'da sahasında Ümraniye Spor'u 1-0 yenmiş. Yani Cameron Rodriguez atmış ama maç adam gavuran olay ne? Maç bitiminde monteyayla ile Balotelli'nin tartışması. <laughs> Ki e, her iki futbolcunun da enteresan tartışması var. Bu tartışmanın nihai sonucu neye çıkacak? Bu arada Ümraniye 15 şutu var, 2 isabeti var. Topla daha fazla oynamış etmiş. Adana Demirspor eğer bu maçta da puan kaybetseydi Fenerbahçe maçının etkisini çok daha derinden hissederdi diye düşünüyorum. Ama bizi ilgilendiren kısmı ne? Bu. E, ligin en kötü futbol oynayan takımlarından biri Karagümrük. Ankara gücünü 4-1 mağlup etmiş ve Pirlo yönetimde ilk galibiyetini almış. Yani Ankara gücü ne kadar dandik bir top oynuyorsa dediğim anda baktım ki Ankara gücü teknik direktörü Mustafa Dalcı görevinden istifa etmiş. İsmail Kartal is coming. Yani Bilmem anlatabildim mi? Bak yine önemli duyum var. Yine bir kez söyleyip geçiyorum. Dikkat çaktın. Bu arada Ankara gücü 3 maçta 1 puan olan bir takım. Ümraniye 4 maçta 1 puan olan bir takım. Ah hakemler ah. Ah Jesus hocamın hafife alması. Ama biz sadece 2 puan kaybettik. Ümraniye spor o beraberlikten sonra arka arkaya 3 maç kaybetti. Çünkü havalara girdi. Zannetti ki kendi gücüyle 3 gol atabildi. Sonrasında zaten herhalde Ümraniye Spor'un hiç attığı gol yok. Yani attığı gol o maçtan sonra başka hiç yok. Ve 3 gol birden yedi 3 maçta. Hepsi de birer 0 1'er 0 yenilerek bu duruma geldi. Hatay, Kasımpaşa bakalım onlar ne yapacaklar. Bu arada Alanya Spor'un 4 maçta sadece 5 puanı var. Hatırlatırım Karagümrük'ün 3 maçta sadece 3 puanı var. Hani o kadar ahım şam takımları İstanbul Spor'un 4 maçta sadece 3 puanı var. Ligin altı çok dandik takımlardan oluşuyor arkadaşlar. 12 ile 19 arasındaki takımlar çok çok dandik. Yani onu da söyleyeyim. Biraz hızlanalım. Dandik takım demişken Galatasaray Çik -çik Çikildao'nun Bileşik Arap Emirlikleri'nden Kalba Union Futbol Club'a kiralandığını açıklamış. Çikildao kiralık oynadığı süre boyunca alacağı maaşı Kalba Union ödeyecekmiş. Yok Roma ödeyecek. 41 maçta 5 gol, 4 asist. Kulaklar için Bazı Galatasaraylı arkadaşlar sadece ağızlarında bir küfür, iğrenç iğrenç küfürler. Doğruları söyleyen insanlara karşı hep ağır laflar ediyorlardı. Misal ben yayınlarına katıldım dedim ki çıkıldı Galatasaray'a saplanılmış büyük bir e, kazıktır. kazıktır. 6,5 milyon euro vererek Galatasaray aldı ama hiçbir vasfı olmayan sıradan topçu demiştim. Yok hacinin veli aktı, yok bilmem neyin veli aktı. Tabi tabi Neydi o? Bekali miydi? Bekal değil mi? Bunların menajeri. Galatasaray şey yapan, Galatasaray bunları getiren teknik şey. Neydi onun adı ya? İşte Morutan'ı falan getiren, onu getiren. Yani Bekali ile birlikte Hacı'nın Galatasaray'a sürprizleri bunlar. Gerçi Morutan seri B'de iki maçta bir gol bir asist yapmış ama hadi bakalım. Biz Fenerbahçe'ye odaklanalım. Alexander Charlotte. Ya sabuncu oldu demiş ki Alexander Charlotte için Real Sociedad kiralık olarak anlaştı demiş. Çok şükür. Çok şükür. Yani Usta Hoca'nın duyumlarının çıkmak gibi güzel bir huyu vardır. Ya yani Yavuz Bey de dediğine göre kesinlikle doğrudur. Seslaşma, sözleşme detaylarını görüşecekmiş falan filan. Ben şunu söyleyeyim. Ee, ben şunu belirteyim arkadaşlar. Önümüzdeki bir sene boyunca kimse Charlotte Fenerbahçe'de diyemeyecek. Çok şükür kurtulmuş olduk arkadaşlar. Ha Charlotte ağdınız bittiği zaman haber verin de arkadaşlar. Yani e, Charlotte ağdınız bittiği zaman haber verin de ona göre biz de şey yapalım. Konya maçına odaklanalım olmaz mı? Yani Konya spor maçımız var ligde biliyorsunuz. Ligde her maç final niteliğinde. O yüzden de e, ligdeki maçları kazanmaya odaklanamaz mı arkadaşlar? Şimdi Belotti de Roma'ya gitmiş. Yani herhalde artık sözleşmeyi imzalamıştır diye düşünüyorum. Çok şükür e, saçma sapan dertlerden de kurtulmuş olduk. Bakın hiçbir Galatasaray taraftarı ağlayıp sızlamıyor. Belotti'yi kaybettik. Roma aldı bu yönetimden bir şey olmaz falan demiyor bir haftadır hatta bir buçuk haftadır Icardi Galatasaray'da. Icardi tuvalete çıkmak için Galatasaray tesislerine geldi. İşte Icardi karnı acıktığı için Galatasaray tesislerinde yemek yedi. Icardi şöyle olduğu için böyle oldu. Böyle olduğu için şöyle oldu. Şöyle olduğu için böyle oldu falan filan falan filan falan filan denildi. Yani denildi denildi denildi. Şimdi hiç kimse konuşmuyor bak. Hiçbir Galatasaraylı konuşmuyor. Fenerbahçe taraftarı taraftarlık adı altında çok ağır eleştirilerde bulunuyorlar. Dikkat etmeleri lazım. Henüz hiçbir takımla anlaşamayan Ciguli ve Amin Umar Aminu bireysel çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyorlar. Aman. Aman kime gidiyorsa gitsinler sakın. Çenenizi kapatın sakın ha sakın. Var mı aranızda Umar Aminu ile Feguli isteyen takıma? Bu kadar şey yapan var mı aranızda? Yani bu kadar aranızda düşen varsa bir şey demeyeceğim. Bu kadar düşmediniz değil mi yani? Hocam peki Maxi Gomez. Arkadaşlar Maxi Gomez Fenerbahçe'ye gelmek için her türlü hazırlığı yapıyor. Ancak size bir şey söyleyeceğim. Bakın önemli bir duyum. Bir kez söyleyip geçeceğim. Musa Dembele hala kulübüyle sözleşme yenilemedi. Biz istediğimiz anda Maxi Gomez'i çekeriz. Hala çekmiyorsak herhalde başka bir isim bekliyoruz. Yani başka bir isimden bir sürpriz bekliyoruz. Çünkü e, beklediğimiz isim muhtemelen Maxi Gomez'den daha büyük olacaktır. İşte Fransa Ligi'nde oynayabilir, son senesi olabilir. Takımıyla sözleşme yenilemeyeceği için sıkıntı olabilir. Yani enteresan şeyler olabilir arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? O yüzden belki de o yüzden bekliyoruzdur. Peki hocam senin isteğin nedir? E, sen hangisini istersin? Ben Hani keşke olabilse Musa Dembele falan alınabilsem. Ama hemen hemen imkansız. Ama iyi olmasın ya. Yani keşke öyle bir şey olsa. Neyse. konumuza dönelim. Dediğim gibi Maxi Gomez Fenerbahçe anlaşıp bekliyor. Hocam iyi de adamı almazsak başkasını alsak satmış olmaz mıyız? Yok. Kulübü düşünsün. Ha bana kalsam Musa Dembele ile anlaşırım. Hatta ön protokol imzalayarım sezon sonu alırım. Sezon sonuna kadar da bir şekilde küte pata giderim. Devre arasında çıkar açıklama yaparım. Derim ki Musa Dembele seni Fenerbahçe'de. Kulübüne de giderim. Derim ki ulan kulübü gelin 500 bin euroya 1 milyon euroya verelim. En azından siz yıllık ücretten kurtulun. Ben de şimdi alayım derim. İşi bitiririm ama onu bir kez o sayede yaptık. Başkası zor. Hocam iyi de bizim şu anda forvetleri iyi değil mi? İyi arkadaşlar. Kabul iyi. Ama bakın. Bak benim hayalimdeki Fenerbahçe şöyle. 11 tane futbolcu minimum 20 25 milyon eurodan piyasa değerleri olan 11 futbolcu. Mesela 25'ten hesaplasak arkadaşlar 275 milyon euro değere sahip 11 futbolcu. 6 ya da 7 tane bir 10 milyon eurolukta yedek 6 ya da yedekte 10 milyon euro futbolcu 300 milyon euro diyelim yaklaşık. Geri kalan komple altyapıdan ya da genç. Gelecek vadeden eden yıldız futbolcu. Böyle bir takımı kurarsan 3 kulvarda mücadele etmek sıkıntı yaşarsın hocam. Yaşarsın. Böyle bir takımı kurup 3 kulvarda sıkıntı yaşamazsan o zaman da taş gibi takım olursun. Baktığın zaman forvetlerin. Bak şu an kim forvet Fenerbahçe'de? Valencia. Serdar Dursun. İkisi. Cao Pedro var. Joshua King var. Hani oynayabilir durumda. Ikın San Rossi oynatırsın da saymıyorum onu. Dört. Ben Valencia ve Serdar Dursun olarak görüyorum. Bunların önüne böyle kötülük eriği gibi. Mesela Musa Dembele ismi. Ben ömrü bir kere söylüyorum. Musa Dembele'yi getirsen önlerine kütürük eriği gibi takıma bak takıma. Yani maç başlasın diye yalvarırsınız. 90 artı 3 kaldırdığı zaman hakeme küfür edersiniz. Lan niye 3 dakika verdin Allah'ın kitabın yok mu dersiniz. Hocam dine çok girme. Ya bunlar günlük hayatta kullanılan tabirler arkadaşlar. Bunu hani hakem puta tapıyor manasında söylemiyorum. Hani ikileme kullanıyoruz. Hocam ona orasına değil mi? Burasına değil mi? Ya her şeyi başka tarafına çekmeye çalışmayın ya. Yeter. Joshua King mesela. Şu an iyileşmiş durumda. Buruma birlikte takımla birlikte de çalışmalara başlamışlar. Serdar Aziz sadece takımdan ayrı çalışıyor. Nazım'ın zaten durumu malum biliyorsunuz. Yani King tamamen takattığını atlatıp takımla çalışmalara başladı. E, bugünkü çalışmada da yer alıp yarın Takımın 21 kişilik kadrosuna yer alacak mı almayacak mı hep birlikte göreceğiz. Ama şu bir gerçek. Cao Pedro ve Valencia ikilisi. Bu iki isme odaklanın. Cao Pedro için bana söylenen cümleyi söylemezsem çatlarım. Bak video 18 dakikaya gelmiş. Diyorlar ki hocam video çok uzun oluyor. Başka kanalı takip edin ya. Valla benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Şu ana kadar kaç tane etiket yaptım. Kaç tane etiket yaptım. Kaç tane konuya değindim. Bizimle alakasız konulara da değindim ama... Subliminal olarak orada da duyumlarımı verdim. Şimdi ben şunu söyleyeyim size. Cao Pedro'nun ilgili bana gelen cümleyi aynen söylemekle yükümlüyüm. Diyor ki Konya maçında oynarsa herkes ağzı açık. Şimdi anladım niye Maxi Gomez'de bu kadar bekledik diyecekler diyor. Hadi inşallah bakalım. Hatta e, diyor ki Cao Pedro'nun oynadığı her maçta iddiasına gir, girerim diyorlar. Gir diyorlar. Hani bu maçta kesin gol ya da asist olur. Gole katkısı olur. Hani direkt asist gol yazmasa da hazırlayıcılığını falan yapar. Hani asistin asistini yapar. O derece diyorlar. Valla sabırsızlıktan bekliyorum. Süper Lig'in iki kat üstünde bir futbolcu diyorlar. Ya bu kadar da övmeyin nazar değdireceksiniz. İnşallah oynar. Öyle görürüz. Ben lafa değil icraata bakıyorum. 450 dakika izlemedim de futbolcu hakkında çok bir şey söylemek istemiyorum. Ama ömrümde ilk defa bir futbolcunun skills videosunu yarıda kestim ve aynen şu cümleyi kurmuştum. Cao Pedro ile ilgili. Hatta ilk baş bana gelen duyuma göre anlaşma olmayacak. Hani gelmeyecek ama cumartesi günü görüşeceğiz menajerlerle diye de duyumu, duyumu vermiştim. Böyle bizde kıvırma, tweet silme şu bu yok. Dedim ki video izlerken inşallah yanılırım, rezil olurum. Bu futbolcu gelir. Niye hocam dediler. Bir skills videosunu ömrümde ilk defa yarıda kestim. Hayırdır hocam dediler. Lan hayran kaldım dedim. Beğenmenin ötesine geçtim. Hayran kaldım. Bu futbolcu bizde sol kanatta oynar. Onda da oynar. Yani Gizli forvet rolünde. Forvet'te de oynar, sağ kanatta da oynar. Lan biz altın bulduk, altın dedim yani. Altın bulduk, öyle böyle değil. Göreceğiz dedik, adam geldi sakatlandı. Ama Dinamo Kiev maçını oynayabilir. Orada Dinamo Kiev'in önemli oyuncularından Stoper, e, İlya, Zabarni kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Stoper, Zabarni bir Londra takımına transfer olacakmış. Aman olsun. Kaçan kaçsın da Bizim Dinamo Kiev'e yapacağımız 18 artı şeyleri görmesinler. Bir de futbolcular yazmış. Biz demiş yine demiş Fenerbahçe'den üstün olduğumuzu göstereceğiz. Siz gelin de biz size ne göstereceğiz? Biz size ne göstereceğiz? Yani biz size ne göstereceğiz? Siz bir gelin de. Öyle bir şey göstereceğiz ki aklınız duracak. Yani aklınız duracak benden söylemesi. Neyse. Mergin şu Stuttgart. Arkadaşlar niye açıklanmıyor bazı şeyler bilmiyorum. Bazıları işte transfer olmayacak, sıcak değil falan filan demiş ama pazartesi günü açıklamasını bekliyorum. Yani bugün de açıklanabilir ama ben pazartesi bekliyorum. Onu söyleyeyim. Benim bilgime göre de Berişa bayağı bir konuda anlaşma sağladı. Hayırlısı olsun. Son olarak da Miha Zaitz. Miha Zaitz için kulübe teklifler var. Hatta ciddi teklifler var. Bizim kulüpte 10 milyon euroyu verirseniz alırsınız diyor ve 10 milyon euroyu vermeye ee, okey çeken bir kulüp var. Yani okey diyen bir kulüp var. Ama Fenerbahçe'nde bir taraftan Zajts'ta sözleşme yenileme e, görüşmeleri var. Hakkımızda hayırlısı olsun. Yani hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar ama özellikle ve özellikle ve özellikle şunu söyleyeyim. Ee, taş yerinde ağırdır. Zeiss belki gittiği zaman yani gittiği zaman gittiği yerde belki mutluluğu bulamayacak ama bir 10 milyon euro eder mi? 10 milyon euroya çok iyi para. Gerçekten çok iyi para. Şimdi Crespo böyleyken, Mert Hakan faktörü varken, Arda Güler'in o mevkide oynama ihtimali varken, İsmail Yüksek böyleyken, Arao varken ee, bir kumar ya bir kumar mesela Arsenal'in Premier Lig'de 4'te 4 ile başlayacağını kim bilebilirdi? Hiç kimse bilemezdi Zayt'sı da bir kumar yani formu daha da yükselip sözleşmesini uzatacak mı uzatmayacak mı bu bir kumar ama e, bence 10 milyon euro teklif varsa satılması bakın bu da önemli bir duyum bence 10 milyon euro teklife satılması Fenerbahçe açısından daha iyi olacak gibi Kimse beni yanlış anlamaz. Biliyorum. Bazı şeyleri bilip söyleyemediğimi de düşünürler diye düşünüyorum. O yüzden çok bir şey söylemek istemiyorum. Ya yani umarım ne demek istediğimi anladınız. Umarım ne demek istediğimi anladınız. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Şimdi gelin başlığı siz koyun. Maxi Gomez hazır kıta bekliyor. Musa Dembele'ye değindik ki. Charlotte zaten olmayacak dedik, olmadı. Belotti olmayacak dedik, olmadı. Şükür. Estupinan isminin üstüne sıkça duruyorum. Beğendiğim için duruyorum. Yanlış anlamayın. Bu transfer döneminde falan bir şey beklemeyin. Zaten futbolcu yaparsa futbolcu yaparsa Premier Lig yapabilir. Ha 3,5 milyon euro piyasa değeri var. Fenerbahçe'yi alsanız getirseniz bugün birçoğunuz küfredersiniz. Hocam zamanda Denizli Spor'da oynamış etme eğlenme bu kadar da övülecek futbolcu değil dersiniz. Ama e, görün bakın bu futbolcu nerelere gidecek şu an piyasa değeri 3,5 nerelere gidecek. Transfer market piyasasına çok aldanmayın. Pelkas'ın açıklaması salı dedi ama salıya kadar açıklanır inşallah. Ben bugün ya da yarın hem Pelkas hem Berişay'ı bekliyorum. E, Renk Ren kulübünü İslam, yani çok övüyorsunuz ama sahada görün. Ankara gücü İsmail Kartal dedik. Galatasaray Çiki Çiki çikil daha olaylarını falan söyledik. Onlar da çok mühim olaylar değil. Mihazayt için 10 milyon euro olayı doğru dedik. Ciguli, Umar, Aminu kendilerini pazarlamak istiyorlar. İstiyorsanız hemen getireyim. Ama istemezsiniz diye düşünüyorum. King oynayabilir. Serdar Aziz de ee, Kiev maçından sonra oynayabilir. Hadi onu da açık ve net söyleyelim. Ee, onun dışında da arkadaşlar stoper transfer konusunda diğer videoda konuştuğum için burada kısa kesiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar. Takipte kalın. Şurayı 25.900 yapalım maç başlayana kadar olur mu? Görüşmek üzere inşallah. Sorularınızı da videonun altına yazabilirsiniz. Ahlak çerçevesinde üsluba dikkat ederek olur mu? Görüşmek üzere.